Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'yi batıya şikayet etme adetini sürdürdü efendim bu arada. Bu defa Avrupa Parlamentosu'nda konuştu. Türkiye silah ambargosu uygulaması gerektiğini vurguladı. Şikayet etti. Silah ambargosu uygulanmasını istedi. Türkiye'nin emperyalist fanteziler peşinde koştuğunu öne sürdü. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bu kez Avrupa Parlamentosu'nda konuştu. Hedefinde yine Türkiye vardı. Yunan lider Türkiye'nin Ege'deki kendi haklarını savunma çabasını emperyalist fantezi olarak yorumladı. Yeni bir revizyonizme ya da emperyalist fantezilerin canlanmasına ihtiyacımız yok. Şu da kesin ki Yunanistan'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı herhangi bir sorgulamaya tolerans gösterilmeyecek. Fantezilerin yeniden canlanmasına ihtiyacımız yok. Yunanistan'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı herhangi bir sorgulamaya tolerans gösterilmeyecektir dedi. Mitsotakis konuşmasında daha da ileri gitti. Avrupa ülkelerine çağrı yaptı. Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması gerektiğini savundu. Amerikan Kongresi'ndeki konuşmasının aksine Avrupa Parlamentosu'nda Mitsotakis'e ilgi azdı. Salonun yarısından fazlası boştu. Şimdi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde Dekan Profesör Doktor Deniz Demir Yürek yeni mezunlar tarafından protesto edildi. Sebebi ise dekanın yeni mezun Kaya Avşar'ın konuşmasını kısa kesmesini istemesiydi. Üniversitemiz idari kadrolarının önceliği de siyasilerin beklentilerini karşılamaktan çok üniversitemizdeki bilim insanlarının isteklerini değerlendirmek olmalıdır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde dönem temsilcisi genç doktor Kaya Avşar konuşmasına böyle başlamıştı. Konuşması bir anda fakülte dekanı Profesör Doktor Deniz Demir Yürek tarafından kesintiye uğradı. Mezun Kaya Avşar konuşmasını kısa süre içinde bitireceğini söyledi. Konuşmaya devam etmek istedi ancak konuşmasının dekan tarafından bitirilmesinin istenmesi mezuniyet törenine katılan genç hekimler tarafından protesto edildi. Mezun Doktor Kaya Avşar konuşmasını hayattaki en hakiki mürşit ilimdir diyerek tamamladı. Ülkemizdeki tüm akademisyenlerin desteklenmesi, bilimin aydınlattığı üniversitelerde demokrasinin hakim olması gerektiğine inanıyorum. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.